yatırdığı, ticaret mahkemelerinde dosyaların istiflendiği, güven buhranının her geçen gün arttığı ekonomik hayat, sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasına da müsaade etmiyor. Toplum evlatlarına sahip çıkamıyor. Sokak çocukları artıyor. Çocuklarımız uyuşturucu müptelası oluyor. Kapkaç ve hırsızlık sokaklarımızda kol geziyor. İntiharların önü alınamıyor. Cinnet vakaları artıyor. Anneler babalar boğazlanıyor. Boşanma oranları her yıl bir önceki oranı kaplıyor. Ailelerimiz daralıyor. Ailelik ruhunun yok edilerek yerine kapkaç anlayışının ikame edilmesi bu milletin susuz ve nefessiz bırakılmasından, hayat damarlarının kesilmesinden başka bir anlam taşımıyor. Zira esnafın bir medeniyet oluşturması ve etkileşim içerisinde birbirini beslemesi süreci kesintiye uğramıştır. Ahlak ve adaletin yerini salt, kar merkezli bir anlayış almış, kısa yoldan zengin olma virüsü bütün değerlerimizi yerle bir etmiştir. Bir zamanlar toplumumuzun bel kemiği olan esnaf eriyor, iş hayatı içindeki rolü geriliyor. Siftahsız kepenk kapatma çoktandır abartılı bir deyim olmaktan çıktı ve esnafın kabusu haline geldi. Hiçbir kasabamız yok ki kiralık dükkan levhaları her geçen gün daha da artmasın. Kapanan iş yerlerine ait rakamlar istatistik tablolarına malzeme olmanın ötesinde dehşete düşüren felaketin habercisi gibiler. Bir zamanlar büyük bir medeniyete kapı aralayan esnaf ve sanatkarlarımız bugün esnafın umudu anneler günü, babalar günü esnafın imdadına yetişiyor haber başlıklarıyla anılıyorsa sözün bittiği yerdeyiz demektir. Küresel tehdit, faiz sarmalı, kredi batağı, vergi prangaları, birbirini takip eden icralar, kapanan iş yerleri, adaletsiz paylaşım, istihdam meselesi, nakit sıkıntısı, teşvik darboğazı, sözün bittiği yerde esnaf ve sanatkarlarımızı komaya sokan bütün bu sorunların ivedilikle halli gerekiyor. Peki bütün bunların halli esnafın ve toplumun ayağa kalkmasına yetecek mi? Belimizi büken bu ekonomik engellerin ortadan kaldırılması bizi yoğun bakımdan çıkarabilecek mi? Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ESDER, bu millete medeniyet sancaktarlığı yaptıran değerlerimizi yönetenlere de yönetilenlere de yeniden hatırlatmayı bir vecibe kabul eder. Hani bunun ilk sahibi diye sormadan, veren elin alan elden üstün olduğunu kabullenmeden, sadece helali istemeden, ahlak ve adaleti yüreklerde tesis etmeden medeniyet olamazsınız. Öyleyse gelin, bereket kapısını yeniden aralayalım. Kanaat defterlerimizi yeniden açalım. Ahlak ve inanç medeniyetini yeniden inşa edelim. Kazancın helalini gerçek kazanç sayalım. Gelin yeniden ahi olalım. Büyük balıkların yediği küçük balıklar olmamak için. Anneler günü, babalar günü esnafı olarak kalmamak için. Görünmeyen kahramanlar olarak değil, medeniyet kahramanları olarak anılmak için. Umutları bir başka bahara bırakmayalım. El emeği, göz nuruyla işleyelim yeniden değerlerimizi. Muhteşem bir maziyi, muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olalım. Esnafı yaşat ki insan yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, ESDER. Evet, ESDER'imizin sinevizyonunu takip ettik. Bu arada salonumuza teşrif eden OSTİM Başkanımız Orhan Aydın abimize hoş geldiniz diyelim. Hak İş Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Toruntay abimize de hoş geldiniz diyelim. Ve bir teklif var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Genel kurulumuzu başlatmış
olduk biliyorsunuz. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği 7. olan genel kurulunu yönetmek üzere aşağıda isimleri yazılı şahısların divan heyeti olması için genel kurula teklif ediyoruz. Divan başkanlığına Doktor Kasım Sezen, divan başkan yardımcılığına avukat Alpaslan, katip üyeliğe Mevlüt Korkmaz ve Remzi Altdündar olmak üzere Murat Gerede, Necati Duran ve Remzi Altdündar teklif ediyorlar. Kabul edenler edilmiştir. Divan heyetimiz bu şekilde oluşmuştur. O zaman divan heyetimizi yerlerine alalım. Buyursunlar. Ve ESTER'imizin genel başkanı Mahmut Çelikus beyefendiyi hem programımızın başında sizleri selamlamak, hoş geldiniz demek hem de genel kurulumuzun bu bölümünü başlatmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Muhterem divan, muhterem delegeler, hanım bacılarımız, ESTER'imizin şube başkanları, çok değerli OSTİM başkanımız, Hakiş başkan yardımcımız, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii öncelikle Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. ESTER her şeye rağmen, her türlü sıkıntıya rağmen 15. yılını idrak ediyor ve 21 şubeyle hizmetine devam etmektedir. Bildiğiniz gibi esnaf ve sanatkarımızı sivil manada temsil etme iddiasıyla ortaya çıkan ve 15 yılı geride bırakan tek örgüt Esnaf ve Sanatkarlar Derneğimiz ESTER. Birçok esnaf ve sanatkar odaları var. Hatta 3200'ün üzerinde ama bunları sivil manada ve ahilik ruhuyla bir araya getiren ve bu ruh doğrultusunda çalışmalar sergileyen tek kurumun çatısı altındayız. Bunun için Cenab-ı Allah'a ayrıca hamd ediyoruz. Evet, bulunduğumuz mekan Altındağ. Ankara'nın tarihi dokusunun olduğu ilçe. Az önce Hicret Hanım gerçekten hanımefendilerin, hanım bacılarımızın o günkü deyişle tarihimizde ne kadar önemli bir fonksiyon yerine getirdiklerini ifade ettiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Evet, Anadolu'nun inşasında ve fethinde dört temel unsurdan bahsettiler. Ahiyan-ı Rum, yani bizler, Anadolu ahileri. Bacıyan-ı Rum, yani sizler. Abdalan-ı Rum, inşallah aramızda vardır, Anadolu'nun evliyaları. Ve Gaziyan-ı Rum, Anadolu'nun askerleri. Evet, Anadolu'muz bu dört temel unsurla feth ve inşa edildi. İnşallah Sinevizyon'da da gördük, biraz sonra da temas edeceğiz. Anadolu'muz yine çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Ekonomik sıkıntılar içerisinde hepimiz hissediyoruz. Sosyal sıkıntılar içerisinde hepimiz hissediyoruz. Kültürel işgal altındayız, hepimiz hissediyoruz. Şu anda salondaki hanımlara soruyorum. Şu anda kadın değil, yani bizler, Anadolu ahileri. Bacıyan-ı Rum, yani sizler. Abdalan-ı Rum, inşallah aramızda vardır, Anadolu'nun evliyaları. Ve Gaziyan-ı Rum, Anadolu'nun askerleri. Evet, Anadolu'muz bu dört temel unsurla feth ve inşa edildi. İnşallah, Sinevizyon'da da gördük, biraz sonra da temas edeceğiz. Anadolu'muz yine çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Ekonomik sıkıntılar içerisinde hepimiz hissediyoruz. Sosyal sıkıntılar içerisinde hepimiz hissediyoruz. Kültürel işgal altındayız, hepimiz hissediyoruz. Şu anda salondaki hanımlara soruyorum. Şu anda kadın deyince medyada ve gündemde ne var? Beni bağışlayın. Birincisi cinsellik. İkincisi cinayet. Değil mi? Kadın cinayetleri. Üçüncüsü yine iffetsizlik. Bu dün ne dedik? Anadolu bacı, Fatma bacı değil mi? Kurucusu. İsmi Fatma olan bacılarımız var mı? İçimizde elini kaldırsın. İsmi Fatma olan var mı?
İnşallah bu acılar el birliği ve gönül birliğiyle def edeceğiz. Dün bunu yaptık. Yaptınız, siz yaptınız. Yani bu sıralarda oturan hanımlar yaptı. Bugün de bunlar yapacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü burası Altındağ demiştim. Şimdi burada ahilik yaşandı. Ankara bir ahi şehri, hatta ahi devletidir Ankara. Şimdi bu topraklarda, yani hemen gözümüzü şöyle yumalım, bir geriye doğru gidelim. Değişen ne? Yani oradaki Fatma bacı, Ayşe bacı, Şerife bacı, burada da yine var bu isimleri taşıyanlar elhamdülillah. Dinimiz bir, o zamanki kadınlarla. Efendim, kitabımız bir, Allah'ımız bir, tesettürümüz bir, her şeyimiz bir o hanımlarla, oradaki hanımlarla elhamdülillah. Şimdi demek ki her şeyimiz bir olan bir ülkede, her şeyimiz bir olan bir ülkede hanımlarımız değişenliği, onu bir şöyle göz önüne getirelim. Değişen sadece mimari doku, kılık kıyafetimiz, yani o zaman daha bir başkaydı. Böyle büyük apartmanlar yoktu, yollar yoktu. Ama o zaman da güneş doğudan doğuyordu, batıdan batıyordu, ateş yakıyordu, su söndürüyordu. Hiçbir değişiklik var mı aslında? Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda hayır yok. Ama biz dünün hanımlarını şerefle, onurla, cesaretle, secaatle, namusla, iffetle anarken bugün kadın dediğimizde başımız öne gidiyor. Sokağa çıkamıyoruz. Tuvalet taşı reklamında kadın. Otomobil tekerleği reklamında kadın. Ya bu neyin nesi ya? Bu neyin nesi? Sizler evet bu salonda bulunanlar, hiç sağa sola bakmayın. Bu iffetsizliği ve hayasızlığın önünde duracak olan sizlersiniz. Niye bir platform oluşturup da kardeşim sen renkten yapıyorsan bilmem neyini satıyorsan niye benim bacımı soyarak bunu yapıyorsun? Tekerlek satıyorsan tekerlerini göster. Araba satıyorsan arabanı göster. Niye benim hem cinsimi gösteriyorsun vücutunu? Bu direnişi ortaya koymanız lazım. Bir çıkış yolu bulacağız inşallah. Hocam çok güzel bir şey söyledi, Allah razı olsun. Dedi ki hanımların tek başına, o tarihimizde Fatma bacıların tek başına bir örgütlenme içine girmemişler. Hanımlar erkeklerle beraber olmuşlar. Zaten Allah-u Teala da onları birbirinin libasıdır diyor. Beraber, birlikte. Yani öyle bir teşkilat içerisinde olacağız ki erkeği de hanımı da olacak. İşte Ester bu manada bu kadar hanımlarla, hanım komisyonlarıyla, bak salonu dolduran hanımlar erkeklerden fazla şu anda, neredeyse aynı gibi. Yani sizlerden bekliyoruz. Ha çıkış yolu mu? Çok kolay. Köklerimize sarılacağız. Dün yaptık biz bu işi. Sizler yaptınız. Şerife bacılar yaptı. Değil mi? Nene hatunlar yaptı. Kara Fatmalar yaptı. Biz bunu becerdik. Bunlar bizim analarımız, bacılarımız. Biz ana deyince bakın şuradan başladı kaybetme. Biz hanıma ne dedik? Bacı dedik. Bize ne öğrettiler? Bayan. Bayan demeye başladıktan sonra artık kem göze de bakabiliriz. Niye? O bir bayan yani. Ama bacı demek ne demek? Kız kardeşin demek. Kim kız kardeşine kem göze bakabilir? İşin sırrı burada başladı. Bayan dediğiniz an onun adı Hatice de olsa, Fatma da olsa, Şule de olsa, ne olursa olsun o artık sizin için bir yabancı, bir başka. Az sonra ama bacı dediğin zaman Ayşe bacı, Şule bacı, Fatma bacı, değil mi? Bunu dediğiniz an o sizin bacınız. Kesiyor artık aradaki bütün gayrimeşru ilişkileri. Bıçak gibi kesiyor. Demek ki belki bu ismi Aşık Paçazade'nin vermesindeki hikmet de bu belki de. Bacı demiş. Bacı. Bacım. Kız kardeşim. Erkeğe ne demiş? Ahilere. Ahilere de demiş ki kardeşim demiş. Dünyanın kardeşimden daha güzel, daha sıcak, daha samimi, daha içten bir ifadesi var mı? Yani bir insanı çok seviyorsunuz. Ne diyebilirsiniz? Kardeşim dediğiniz zaman her şey dersiniz. Kardeşim. Onun için bu teşkilatın ruhunda ahilik var, kardeşlik var. Bugünkü temel problemlerimizden bir tanesi iletişimsizlik. Çocuklarımızda kopukluk, aile kopuk, baba anne kopuk,
efendim ebeveynler, dedelerimiz, ebelerimiz, onlar kopuk, biz bir aileyiz dediğimiz zaman hepimiz aynı fikir doğrultusunda aynı ruhla hareket ederdik. Dede de aynı şeyi düşünürdü, torun da aynı şeyi düşünürdü. Şimdi bakıyorsunuz evde herkesin fikri farklı. Bir yere gidelim diyoruz, kendi evimizde bile öyle. Hamdolsun sağlam bir aile yapımız olmasına rağmen oğlan bir tarafa diyor, öbür oğlan bir tarafa diyor. Allah'tan kız yok bizde. Allah'tan derken temenni manasında söylemiyorum. Efendim bir sürüye gidelim. Şimdi şu, ya nereye gideceğiz kardeşim? Bak biz bir aileyiz, 5 kişiyiz. Bir fikir birliği içerisinde yola çıkalım derseniz yolda yarısı dökülüyor. Niye? Çünkü çocuklarımızın yapılarını, düşüncelerini, hayallerini, gelecek kurgularını çaldılar. Onlar sanal bir ortamda yaşayan, adeta aramızda yaşayan birer robotlar. Şu anda bizim etkili şu bilgisayar denilen cam parçası mı etkili? İtiraf eder. Artık kontrolü kaybettik arkadaşlar. Kontrolü kaybettik. Hakikaten bize çok misafir gelirdi. Hele bir yakınımız var, ismini vermeyelim. Gerçi aramızda yok. Çok sık gelirlerdi. Sonra seyrek gelmeye başladılar. Dedim ki hanım bunlar niye bize öyle geliyor böyle şimdi seyrekleştiler. Oğlanlardan biri baba dedi televizyon aldılar. Evlerinde eskiden televizyon yoktu. Bu çağda televizyonlu evler de var ama televizyon alınca artık gelme seyrekleşti. Yani birbirimize giderken Allah rızası için gitmek yerine ya bir efendim bir menfaat ya bir ortam hazırlanması lazım ve bunlar genellikle de efendim keyfe keder işler yapılıyor. Halbuki biz kardeş ziyareti birbirimize giderken gelirken mesela Anadolu'da biz bu Ankara'da doğduk büyüdük. Her hanımın bir bacılığı vardı. Biliyorsunuz değil mi? Ahretlik derlerdi hatta. Yani herkesin kendi kafasına uygun her mahallede anamın bir bacısı vardı. Annem Ankara dışında olduğu için gelemedi. Ona da burada sorardım yani olsaydı aramızda. Bir bacılığı var. Mesela ne yapar? Sırrını onunla paylaşır. En mahrem sırrını bacı der falan anlatır. Sonra onlar ahiret kurgusu yaparlar. Cennette beraber olmayı hayal ederler. Hatta cennette komşuluk birbirlerine ikram ederler. O der ki ben senin eteğine yapışarak geleceğim cennete der. O der ki ya estağfurullah hacı anne ya da hacı bacı ben senin eteğinden tutarak geleceğim. Hanımlarımız arasında muazzam bir diyalog vardı. Erkeklerimiz de böyleydi. Şu anda bu milletin en büyük problemi bir araya gelememek. Bir araya gelemiyoruz. Yani hele de Allah rızası için, hele de ahiret kaygısı için, hele de peygamber aşkı için bir araya gelmek oldukça zor. Bir araya geldikten sonra da fikri ayrılıklara düşüyoruz. İnşallah bu çatıyı kurarken çok geniş bir çatı, hem ahisi var hem bacısı var. Onun için inşallah bu ruhu, bu birbirimizle iletişimi, az önce arkadaşlarım sizinle iletişim adresleri dağıttılar. Onlardan toplayıp inşallah yeni bir hayata hep beraber yürüyeceğiz. Direneceğiz. Hani solcu kardeşlerimiz direne kazanacağız diyorlar ya. Bakın biz de böyle dememiz lazım. Onlar taklit manasına demiyorum. Direnilecek şeylerin olduğunu vurgulamamız lazım. Hayata direneceğiz. Bu küresel kapitalizme direneceğiz. Bizim üzerimizde oynanan oyunlara direneceğiz. Direnmezsek yok olur gideriz. Onun için öncelikle hocam da çok güzel Özgür Hanım ifade etti. Bir pazar gününüz var, istirahat gününüz. Onu da terk edip aramıza geldiğiniz için ve bir arada bulunduğum için hepinize, tüm bacılarıma, tüm kardeşlerime, tüm abilerime teşekkür ediyorum. Şimdi söze şöyle başlayalım. Esnafın öneminden bahsettik. Esnafın tabii isterseniz tarihten girdik. Tarih hocam beni bağışlasın. Biraz hamaset yapalım. Belki gerçekler de ifadesi içinde olmak kaydıyla. Biz bu topraklara 1071'de Sultan Alparslan ve Roman Diyojen karşılaşmasıyla Bizans komutanı muharebesinde 240 bin kişiye 40 bin kişilik Müslüman Türk ordusuyla Anadolu kapıları bize açtı. Cebine para girecek, işçinin cebine para girecek, köylünün cebine para girecek, emeklinin, dulun, yetimin cebine para girecek ki o da gitsin esnafla alışveriş etsin.
Benim derdim bu. Yoksa ben burada bir siyasi argüman çıkarma derdinde değilim. Niye memur, biz memur mitinglerine ester olarak burada kardeşlerimizle şeye gidiyoruz. Memura zam ver diye. Evrensel gazetesi var. Solcuların hızlı gazetesi geldi röportaj yaptı. Ya başkanım dedi, biz 40 yıldır solcuyuz. Sen bizi ön, biz seni biliyoruz. Yani biz dedi esnafın hiçbir mitingde dedi böyle görmedik. Bu ne esnaftır dedi. İdeolojik esnaf mı dedi. Dedim hemşerim bu ahi esnafı. Bundan sonra böyle bir esnaf modeli var. Sen o şeyde alıştın. Kemal Sunal filmlerinde kollarını böyle sıvar. Herkes suya girer. Bakkal, kasap, manav şeyi bekler. Kemal Sunal'ı bekler. Garibin memur boynu bükük kaşa kaşa gelir. Onlar da yakalayan cebine çöker. Biz dedik böyle bir esnaf tipi değiliz. Biz o Kemal Sunal tiplemesindeki memurun cebine de para girmesi için mücadele edeceğiz. Çünkü onun cebine giren para bize giren. Benim esnafım Ruganda deri İtalyan mal ayakkabı alamaz. Çünkü 300 lira o ayakkabı. 400 lira, 500 lira. Ne yapar? Gider esnaftan alır. Yüksek isim gelir de esnaftan alır mı? Onların mahallesi ayrı, rezidansları ayrı, alışveriş merkezleri ayrı, bindikleri araba ayrı, giydikleri ayakkabı farklı, elbise farklı. Yani o yukarıdaki kesim, hani az önce verdim ya rakamlarla, o Türkiye'yi sömüren kaymak tabaka, onlar gelir esnaftan alışveriş eder mi? Etmez. Demek ki bizim yapmamız gereken esnafı güçlendirmek. Şimdi dünyanın durumuna göz attık. Türkiye'nin ekonomik durumu. Peki başkanım faiz faiz diyorsun da ya bu faize biz ne kadar ödüyoruz? Ya neyin nesi bu faiz? Bizim bu faiz ödediğimiz para haftada 15 ton külçe altına değer. Allah Allah. 15 ton külçe altın bu. Ayarı mayarı yok. Direkt külçe altın. Ve ayda ödediğimiz para o sinevizyonda gördüğünüz küresel sermayeye o ışçı emperyalistler ödediğimiz para bizim paramız 5 milyar dolar. Yılda da 53 milyar dolar para ödüyoruz. Memur sen başkanım da onu soracaktım işte. Diyecektim ki ya başbakan bu kadar veriyor, siz bu kadar. Ne istiyorsunuz? Yani siz toplam istediğiniz bu 53 milyarda nedir? 1 milyar dolar bile değil. Ha diyeceksin ki ya arkadaş tamam anladık. Bizi sömüren adamlar bu ıkçı emperyalistler bunlar ve bizi de faizle sömürüyorlar. Tamam. Tamam. Peki biz vermeyelim bu parayı. AK Parti iktidara geleli 3'ler 4'ler 5'ler toplasanız 10 yılda verdiği para %100 anca bulmuştur. Peki bu parayı veren olmadı mı? Verdi kim? Recep Tayyip Erdoğan sayın sevgili başbakanımızın hocası bu parayı verdi. Ne yaptı? Memura %50 verdi, %100 verdi, %300 verdi Bağkurlu'ya. 5,5 milyon lira Bağkurlu alıyordu. Ne yaptı? 5,5 milyon lira 17,5 milyon yaptı. %300 zam, 100 lira alan 300 lira aldı. Peki ne oldu? Gayet basit. O faizi zümre askeriyle, medyasıyla, şunuyla, bunuyla darbe yaptı ve hocayı gönderdi. Doğru mu? Doğru. Peki ben az önce işçiyi, memuru, çiftçiyi seven, gerçekten onların içinden gelmiş bir başbakanın da bu parayı vereceğine inanıyorum. Samimiyetle. Verememe nedeni de bu. Verememe nedeni bu. Yoksa oraya işte beyanat veriyor. Şeyde beyanat veriyor biliyorsunuz. Diyor ki işte cağır açık, sürdürülebilirlik falan filan. Söyleyemiyor, söyleyemez. Sayın başkanım sen başbakan olsan söyleyebilir misin? Söyleyemezsin arkadaş. Ama biz anlayacağız. Diyeceğiz ki demek ki biz anlayacağız. Başkanım gülüyor. Biz anlayacağız. Diyeceğiz ki veremez, veremez. Vermesi için yapılması gereken nedir? Gayet basit. Biz sivil toplum olarak hesap soracağız. Diyeceğiz ki arkadaş bunu bir defa deşifre edeceğiz. Yani kral çıplak diyeceğiz. Birbirimize kızmanın gereği yok. Kral çıplak. Yani verememe nedeni sayın başbakanım bu faiz lobisi. Bu küresel sermaye. Bu işgalciler. Biz bunlarla mücadele edeceğiz. Sen gerçekten bizim yanımızdaysan ve bizle beraber hareket ediyorsan biz sana güç vereceğiz. Değilsen de hesap soracağız. O sandıkta sorulur.
Ama nasıl yapılır bu işler? Kolay işler de değil. Para veriyorsun darbe oluyor, para vermiyorsun vatandaş sömürülüyor. Şimdi millet iki şeyin arasında kaldı. Ne yapacak? Demek ki bu iş sadece siyasetçiye bırakılamaz. Siyasetçiye bırakırsan siyasetçinin çözeceği iş bu kadar değil. Demek ki siyasetçi, samimi siyasetçi bulduğunda arkasından sivil toplumla destek olacaksın. Yoksa 4 yılda 5 yılda bir şey atarak, sandığa oy atarak sizin şeyin dışına çıkmanız mümkün değil. Bu sarmalın dışına çıkmanız mümkün değil. Biz de direneceğiz. Bacıyanı Rum olacağız, Anadolu bacıları olacağız, kadınlarımız. Ahiyanı Rum olacağız, erkeklerimiz. Bütün kültür kodlarımızı, ruh kökümüzü kuşanarak bir direnişe geçmemiz lazım. Bunun için Ester bunun için var. Yoksa Ester sıradan bir esnaf derneği değil. Bir ruh kökümüz. Ben tabii sözlerimi çok uzattım. Kusura bakmayın. Ama bunlar bizim yaramız. Omuz omuza verirsek, el ele verirsek, gönül gönüle verirsek, temelinde sevgi, kardeşlik, üretim ve paylaşım medeniyeti denilen ahiliği beraber oluşturursak direneceğiz. Ve direne direne kazanacağız. Zaten biz hak üzerineyiz. Onun için hak da er veya geç yerini bulur. Hak gelince batıl zahil olur. Asıl olan bizim kendi kimliğimize dönüşmemiz, dönmemiz ve oradan bir ruh ortaya çıkarıp ayağa kalkmamız. İnşallah ben bir pazarını feda edip ve bu kadar uzun konuşan bir adamı sabırla dinlediğiniz için bu mayanın, bu ruhun, bu imanın sizlerde olduğunu görüyorum. Hakkınızı helal edin. Epeyce zamanınızı aldım ama inanın burada bir yarenlik ediyoruz. Yoksa biz bu kongrede 7 tane daha yapmışız, 70 tane daha yaparız. Az sonra bir araya gelip hallenmek, halleşmek, birbirimizin derdiyle dertlenmek, sevdasıyla sevdalanmak, birbirimize gerçekten kardeşliğimizi ortaya koymak, şu yalan dünyada hepsi geliyor geçiyor, asıl olan bu kardeşliğimizi sadece bu dünyada değil, ahiret kardeşi olacak şekilde tesis etmek, gönül gönle vermek. Ben sözlerimi toparlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun. Şimdi Sayın Başkanım, zaman daraldı dediler. Burada hem Austin Başkanımız bir selamlama konuşması da divan burada, divana teslim ediyorum. Peki, sözü divana teslim ediyorum. Sadece zaman dar diye Sayın Divan Başkanım özür dilerim. Bizim bir plaket törenimiz var. Burada protokolde varken ve bu plaketlerin içerisinde hanımlar da var. Tabii salonun yarısına yakın hanım olduğu için. Plaket törenini Sayın Başkanım, plaket törenine geçme noktasında talimat verir misin? Zamanı iyi kullanma adına. Başkanım, plaketleri veririz. Beni bir sahneden alın önce. Fakat bizde yok. Kimlere plaket vereceğiz? Evet. Onun listesi. O plaketleri bir getirin bakayım gençler. Biz de takdim ederiz. Evet. Şunları bir. Şimdi tabii öncelikle Özgür Hanım'ı siz tanıyorsunuz ama Özgür Hanım'a dedik ki ya Özgür Hanım ne olur yalvarıyoruz. Arkadaş, bu hanımların bir Bacıyanı Rum sempozyumu yapacağız ama bunun altyapısı için bize yardımcı ol. O da bütün yoğunluğuna rağmen radyo gezdi, gazete gezdi sağ olsun. Sizleri bu araya getirmemizde en büyük pay sahibidir. Allah razı olsun. Özgür Hanım'ı sahneye davet edelim. Yine Hicret Toprak Hanımefendi, bizim çok değerli hocamızın kızı biliyorsunuz. Biz bu Ahirik Bacıyanı Rum sempozyumunu davet ederken gelmemek için çok direndi. Niye? Çünkü benden daha ehilleri var diye. Sonra dedi ki başkanım, siz bu işi o kadar içten istiyorsunuz ki ben geleceğim deyip bize şeref verdi. Sağ olsun, istifade ettik. Onu davet edelim. Sayın Başkanım, Orhan Aydın Bey'i de sahneye alalım. Sayın Başkanım, Akış adına sizler de buyurun. Bu bacılarımıza, Anadolu bacılarına, Bacıyanı Rumlara sizler takdim edin efendim. Bu pastacılık okulumuz burada mı?
Evet. Şimdi hocam, bir de bizim pastacılık meslek okulumuz var. Onun çok yiğit bir müdür hanımı var. İki kere ahilik ve bacılık sempozyumu o okulda yaptık. O bugün ablası acil hastaneye yattığı için hoca hanımı görevlendirdi. Sıdıka hanımı, Sıdıka Başbuğ adına hoca hanıma takdim edelim inşallah. Evet. Abdündar şey hocam. Yusuf Abdündar'la Yiğit Alp bir araya gelince sürçülisan olur. Evet, Yusuf Yiğit Alp kardeşimiz. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız. Sağ olsun. Yok. Allah razı olsun. Şimdi bizim bir de esterimizin kuruluşundan beri o bize omuz veren 3 tane adam var. Bunlardan bir tanesi Mehmet Çetin. Mehmet Çetin biliyorsunuz bize bir omuz verdi. Hanımı burada değil mi bacımız? Allah razı olsun. Yani diyor ki Mahmut Bey, aldın adam elimden. Adamı aldın elimden. Ha, inşallah el ele hep beraber cennete kadar gideceğiz. Mehmet Bey'i davet ediyorum. Buyurun Mehmet Bey, şeref verdiniz. Yine esterimizin benim ikinci dönemden itibaren hiç yanımdan ayrılmayan sağ kolum olan Necati Duran var. Ester'in de aslında manevi şeyhidir. Biliyorsunuz Recai Bey. Beni görünce zaten Mehmet Bey'i görmezlerse Mehmet Bey nerede ya da Necati Bey nerede diyorlar. Bizim adeta ikisi de biri sağımda biri solumda. Necati Bey buyurun. Allah razı olsun. Necati Bey tabii kendisi inşaat mühendisidir ama Ester'deki mühendisliği gönülleri inşa ediyor. Bizim şeyhimiz. Biliyorsunuz adam bina da inşa eder, gönül de inşa eder. Şimdi inşaat mühendisliğine nokta koydu, gönül inşa ediyor. Abdullah Bey, Abdullah Sökücü Bey'in nerede delikanlı? Evet. Onun adına buyurun başkanım. Mert Bey. Ya bugün Alp var, Alperen var, Mert var başkanım maşallah. Mert Bey'i sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Allah razı olsun. Şu anda değil mi? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Abdullah. Evet, Abdullah Bey'in mahdumları. Burada var mı Abdullah Bey'in mahdumlarından? Yok. Abdullah Bey'in mahdumlarından yok. Hasan Bey, sen al plaketini Abdullah Bey adına, Abdullah Bey'e takdim et. Abdullah Bey Antalya'da olduğu için gelemedi. Abdullah Bey'e de niye plaket verdik? Arkadaşlar, esterimizin kuruluşunda Aslan Döner Bey genel başkanlık yapmıştı. Şu an İstanbul'da olduğu için, yine Hüseyin Bey de Ankara dışında olduğu için gelemedi. Dedik ki kardeşim sen gel, o da Antalya'ya gitti. Bu da bir şeydir, Allah'ın hikmeti. Yalnız Abdullah Bey şöyle bir özelliği var, Sayın Başkanım takdir edersiniz. Bir dernekte genel başkanlık yaptıktan sonra bir başka genel başkanın mahiyetinde yönetim kurulu üyesi olarak çalışmak nefse çok ağır gelir. Yani ama bizim Abdullah Bey iki dönemdir. Ben genel başkanım arkadaş falan diye bize hava atmadan gelip teslim oldu. Çalıştığı için arkadaşlar böyle bir plaketi de ona vermiyor, onu buldular. Abdullah Bey'e hayır şey verecek. Mehmet abi mi verdi? Tamam. Onun adına da müsaadenizle ben vereyim. Bir toplu fotoğraf alalım. Yani fotoğrafçımız da o tarihten bacağı Rumlardan gelmiş. İzzet hocam. Orada iki tane şube başkanımız var. Kırıkkale ve Düzce. Onları da sahneye alalım. Veysel Bey buyurun. Evet. Yakın diye ikisini davet ettik. Sağ olsun geldiler. Düzce Başkanı Mehmet Tuncer Bey. Veysel Kutluca Bey de Kırıkkale şube başkanı. Kutlucaları Ankara'da bilir. Soyadları gibi kutlu adamlardı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun.
Evet, teşekkür ediyorum. Sayın misafirlerimiz, biz işin resmi bölümüne geçeceğiz. Arzu edenler kalabilir, yani seçimler var biraz sonra. Tabii biz bugüne kadar bize destek verdiniz genel başkanımız konusunda. Şimdi tekrar bir liste oylanacak ve seçim bölümüne geçeceğiz. Arzu edenler kalabilir. Arzu etmeyen misafirlerimiz için programımız bitmiştir. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Kullanmalarımız sebebiyle katılamadığımızdan genel kurul toplantınızın hayırlara vesile olmasını diler. Tüm davetlilere selam ve saygılarımı sunarım. Lütfü Yaman. Açılış yaptık diyeceksin. Bir diye oradan sıradım. Sayın Mahmut Çelikus, davetinize teşekkür ederim. Yoğun programım nedeniyle düzenlenmiş olduğunuz programınıza katılamadığım için üzgünüm. Gününüzün iyi geçmesini temenni eder, tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Doçent Doktor Mustafa Tuna, Sincan Belediye Başkanı. Sayın Mahmut Şerifuz, Ester Genel Başkanı. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği olarak düzenlenmiş olduğunuz 7. Olağan Genel Kurulu konulu davetinizi aldım. Teşekkür ederim. Daha önce planlanmış programlarım nedeniyle davetinize katılamıyorum. Programının ülkemize köylü Hüseyin Tanrıverdi, Mehmet Mehdi Eker, teşekkür edildi. Murat İnanç, Divanı Şerafettin bizim, Kılıç, isimlerimiz var ya. Doçent Doktor Hakan Hakyemez, Nihat Yıldız, Divanı Divan Başkanlığını, Faruk Çelik, Divan Başkanlığını, Mustafa Akgül, Kasım Sezen, Birol Aydın, Kasım Sezen, İsmail Koncuk. Üyeliklere sizin isimlerinizi yazıyoruz. Zeynep Erbakan, Bülent Arınç, üyeler yazın. Beşir Atalay, Remzi Altundar, Egeben Bağış, Profesör Doktor Latif Özdek, Sayın Mahmut Çelikus, Ester Genel Başkanı, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden planlanan programlarımızdan dolayı aranızda bulunamıyorum. Düzenlenmiş olduğunuz 7. olağan genel kurulu programınızın hayırlara vesile olmasını temenni eder. Programa iştirak eden tüm davetlere selam ve muhabbetlerimi arz ederim. Mehmet Recai Kutan. Sayın Mahmut Çelikus. Ester Genel Başkanı. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği olarak düzenlenmiş olduğunuz 7. genel kurulunuz için göndermiş olduğunuz davetiyeyi aldım. Teşekkür ederim. Daha önceden planlanan bir programdan dolayı genel kurulunuza katılamayacağım gerekçesiyle genel kurul ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eder. Size ve şahsınızda genel kurula iştirak eden kardeşlerimize selam ve saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Profesör Doktor Mustafa Kamalak. Plaket verildi. Hayati Yazıcı. Telgraflar. Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Askon Genel Başkanı Mustafa Koca. Teklif edilen Muhterem Mahmut Çelikus. Ester Genel Başkanı. Aynı gün İstanbul'da yapılacak uluslararası bir toplantıya katılacağımdan kongrenize iştirak edemiyorum. Sinema, esnaf ve sanatkarlar bir ülkenin vazgeçilmeyecek unsurlarıdır. Esnafın yüzü gülerse herkesin yüzü güler. Kongrenizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Size ve şahsınızda kongreye katılan bütün kardeşlerime selam, saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Mehmet Karaman.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı. Yaptıklarımızı ondan sonra tek tek yazacağız. Şunu bilin. Değerli arkadaşlar, gündemimizin teknik maddelerine geçiyoruz. Dernek tüzüğüne bir ilave madde eklenmesi hususunda teklif var. Bu teklifi okuyorum. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere sinema filmleri, video filmleri, TV filmleri, dizi filmler, öğretici, teknik, bilimsel, tanıtım mahiyetli filmler, kısa ve uzun metrajlı filmler, sinematografik eser mahiyetindeki reklam filmleri, görsel işitsel sunumlar taşıyan her türlü eserin yapım, basım ve dağıtım hakkına sahiptir. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Burada başka teklifler var. Bunları okuyorum. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği 7. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne üye olan ve hali hazır üyelerden 2012-2013-2014 yılları için 5 TL aidat alınması hususunda tasdiplerinizi arz ederiz. Teklifi verenler Zekeriya Mızrak, Necati Duran. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. 5 TL yıllık aidat alınması hususu kabul edilmiştir diye tutanağımıza giriyoruz. Diğer bir teklif, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği 7. Olağan Genel Kurulu Kongresi Hazirun cetveli delegeler tarafından imzalanmış, kongre için yeterli çoğunluğun olduğu tespit edilmiştir. Adı Güzel Kul, Hasan Atılgan, Semih Koçkale. Bu da arkadaşlar yoklama cetvelini tamamlamışlar. Bunu bize bildiriyorlar. Başkan burada mı? Mahmut Bey, şöyle bir madde var sırada. İstanbul Bayrampaşa Şubesi'nin durumunun görüşülmesi ve yetki değişikliği. Bu hususta yönetimden bilgi verecek teklif olan arkadaş. Buyur Necati Bey. İstersen mikrofona geç abi. Bu yeni çıkan dernekler yasasına göre biz dernek genel kurulundan yetki almadan herhangi bir şubemizi kapatma veya açma konusunda sıkıntı çekiyoruz. O yüzden şimdi biz genel kuruldan yetki istiyoruz. Derneğin bir şubesini kapatmasına veya açmasına veya onun hakkında işlem yapması için yetki istiyoruz. Anladım Necati Bey. Bizim de sağlık değeri var. Aynı şekilde İstanbul şubeyi görevi bıraktı. Fakat istifade etmedi sağ olsunlar. Genel kurul ancak feshedip yeniden şube kuruluşu yapabiliyor. Değerli arkadaşlar, İstanbul Bayrampaşa Şubesi'nin feshedilmesi ve yeniden genel kurulda yeni seçilecek yönetime yetki verilmesi hususunda kabul edenler, kabul edilmiştir. İstanbul Bayrampaşa Şubesi'nin feshi ve yeni yönetim kurulunun, seçilecek yeni yönetim kurulunun İstanbul Bayrampaşa Şubesi'ni yetkilendirmesi hususunda genel kurul yeni yönetim kuruluna yetki vermiştir. Sonraki madde, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası. Yönetim kurulunu raporu, Necati Bey hazır mı? Yönetim kurulu raporu veya birleştirerek de olabilir. Başkan sunacak. Başkan misafirleri mi uğurluyor? Bir seslenebilirseniz. Thank you.
Necati Bey, bir sonraki madde de bütçe görüşülmesi ve onayı. O var mı? Var. Ama tamam, o maddeye geçelim. Başkan Necati Bey. Evet, evet. Buyurun. Sayın Divan, Sayın Başkanım, Sayın Huzuran. Esrar'ın 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2009-2010-2011 yılı gelir gider tablosunu okuyorum. 2009 gelir gideri 101.505.11, gideri 101.505.11 Türk lirası gelir gider olarak gelmiş ve harcanmıştır. 2010 yılı faaliyetimizde 236.595.54 liraya çıkmış. Bu 2356.595.54 lira gelirimiz ve 236.595.54 lira da giderimiz olmuştur. Bilginizi arz ederim. 2011 yılında faaliyetimiz 175.012 lira, gelirimiz 175.012 lira, giderimiz olmuştur. Bunların toplamı 3 yılda eserimizin gelir gider tablomuzun toplamı 513.000 lira, 133.03 lira gelirimiz, 513.133.03 lira da giderimiz olmuştur. 2011, 2012, 2013 ve 2014 tahmini bütçemizde kira giderlerimiz 40.000 lira, personel giderlerimiz 22.000 lira, yakıt giderlerimiz 7.000 lira, elektrik ve sigorta giderlerimiz 3.000 lira, iş merkezi aidat giderlerimiz 4.000 lira, ulaşım ve seyahat giderlerimiz 8.000 lira, kira ve kırtasiye ve diğer giderlerimiz 4.000 lira, temsil ve ağırlama giderlerimiz 8.000 lira, ilan ve reklam giderlerimiz 6.000 lira, demirbaş ve taşınmaz mallarımızın giderleri 18.000 lira, haberleşme giderlerimiz 15.000 lira, vergi ve resim harçlar giderlerimiz 3.000 lira, yönetim giderleri 80.000 lira, harcıraflar ve yolluklar giderlerimiz 22.000 lira olarak tahmin edilmiştir ve bundan toplamı 240.000 lira olarak 2011, 2012, 2013, 2014 yılları için 3 yıllık gider olarak tahmin edilmiştir. Gelirlerimiz, üye aidat gelirlerimiz 50.000 lira, şube katkı gelirlerimiz 55.000 lira, dergi ve katkılarımızdan, dergiden meydana gelen gelirlerimiz 40.000 lira, bağış ve yardım gelirlerimiz 86.000 lira olarak tespit edilmiş ve tahmin olarak tespit edilmiş ve toplam 240.000 lira olarak gelir gider tablomuz ortaya konmuştur. 3 yılda 240.000 lira gelirimiz ve giderimiz olacaktır inşallah. Ona göre harcamamız olacaktır. Saygılarımla bilgilerinizi arz ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, yönetim kurulu raporunda herhalde siz sunacaksınız. Yazılı olarak var mı? Buyurun Mahmut Çelikus. Muhterem Divan Başkanım, Muhterem Divan, değerli delegasyon, hepinizi tekraren saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün ESTER'imizin 7. olağan genel kurulu ve 15. yaşımızı hep beraber kutladık. Allah'a hamdü senalar olsun. Evet, biliyorsunuz dernekler daha önce 2 yılda bir kongre yapıyordu ama yeni yasa değişikliğiyle beraber bu kongre süresi 3 yıla çıkarıldı. Bu 3 yıllık zaman zarfında ESTER olarak zaten bütçeyi az önce genel muhasibimiz okudu. 20 liranın, 30 liranın, 10 liraların konuşuldu ESTER'de. Elhamdülillah şimdi 250 bin liraların, 500 bin liraların konuşulduğu bir bütçeye geldik. Elhamdülillah. Tabi bütçede görünmeyen ama buna şey tesiri diyelim, çarpan tesiriyle hizmetine vesile olduğumuz birçok çalışmalar da var. Bunların en başında da genel merkezin yaptığı bu çalışmalar şubelere de yansıdığı için aynı zamanda genel merkeze yapılan bu harcamalar ve çalışmalar, gayretler şubelerde de yapılıyor. Fazlasıyla yapılıyor. Dolayısıyla genel merkezin yapmış olduğu bu çalışmaları sadece somut yazıyla görmek mümkün değil. Aynı zamanda şubeleri de görmek lazım bu manada.
Tabii faaliyet alanımız öncelikle beslenin faaliyetleri, kültür, sanat ve ekonomik faaliyetlerin başında sıraladık. Özellikle az önce kültürümüzün dejenerasyonundan ve erozyonundan bahsettik. Bunun hayatımızın içerisine atılıp yeniden ruh kökümüze kavuşma adına ESTER kültür faaliyetlerine daha bir ağırlık verdi geçen dönem. Bunlardan en başında geleni esnaf ve sanatkarın, hatta geniş manada, genel manada bu işte uğraşanların hiçbirinin bugüne kadar ortaya koymadığı muhteşem bir çalışma ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi kısa film yarışmaları. Birincisini İstanbul Ticaret Odası, Kültür Bakanlığı ve yine İstanbul Ticaret Üniversitesi'yle yaptığımız Hayatın Bir Parçasıdır Esnaf adlı bir film, kısa film organizasyonu gerçekleştirdik. Ve Türkiye'de kısa filmde bir rekor sayı olan 97 film geldi. Gerçekten hiç bilmediğimiz bir alanda girdik ve yüzümüzün akıyla çıktık. 97 tane şu anda telifleri bizde olan filmimiz var, kısa filmimiz. Bu sinemacılık tarihi için önemli bir gelişme. Biz bilmediğimiz bir konuda bu başarıyı gösterince cesaretlendik ve ikincisini tertipledik. İkincisinde de alın teri konulu, temalı bir film yaptıralım dedik. Ve ikincisini de yine az önce saydığım paydaşlarla gerçekleştirdik. Ve tam 187 film geldi. Kendi rekorumuzu bir daha kırdık. Ve bu iş o kadar bir o alemde, sinema aleminde yankı buldu ki Osman Sınav Bey bizim bizatihi jüriyemiz oldu. Ve birçok sinemacı, akademisyen bu şeyde rol aldılar. Jüride rol aldılar. Ve Osman Bey final gecesi dedi ki ben hayatımı sinemaya verdim. Osman Sınav Bey biliyorsunuz Kurtlar Vadisi'nden ünlendi ama birçok güzel filmleri var. Ben dedi bu kadar kaliteli filmi bir arada görmedim. Ve bu kadar yoğun filmde görmedim. Buradan çok sinemacı çıkar dedi. Dolayısıyla biz öyle bir iş yaptık ki şimdi her şey unutuluyor. Bu salon boşaldı. Burada baki kalan şu kameradaki kayıt. Bu yüzyıllar geçse bir Allah'ın meleklerinin kaydı kalıyor, bir de bu kalıyor. Yaptığınız işi kayıt altına almanız lazım. Yoksa söz uçuyor gidiyor. Bu salon az önce doluydu, şimdi boşaldı ya da azaldı. Şimdi bu manada bunu kayıt altına aldık ve 187 film geldi. Üçüncüsünü inşallah yapacağız. Bu seferki de üreten gençlik. Şu an gençlik üretmiyor, üretmeyi sevmiyor. Daha çok yatayım, istirahat edeyim, boş işlerle uğraşayım istiyor. Gençliğimize üretim sevgisi açılamak adına 3. Altın Kepenk Kısa Film Yarışması'nın teması inşallah üreten gençlik olacak. Altın Kepenk diye girdiğiniz zaman ya da kısa film diye bile girseniz tüm Google'da, tüm arama motorlarında ESTER mutlaka orada çıkıyor. Birçok da işte 187, 97, 200 küsür, 300 tane de şu anda sinemacı gencimiz var. Bizzat bize film çekmiş ve bunlara ödediğimiz para yani kazananlara bu paydaşlarla beraber her birinde de 30'lardan 60 bin lira şu ana kadar kısa filme verilmiş en büyük meblağ. Yani hem adet var, hem keyfiyeti var, hem kemiyeti var, hem de verilen para şu anda koskoca holdinglerin dahi vermediği kadar para verdik. 3 bin liraya, 5 bin liraya film çektiriyorlar. Niye? Biz esnafız baba. Biz ahiyiz. Yani biz verirsek varız. Verdikçe zevklenen, verdikçe keyiflenen insanlarız. Tabii kısa filmin ötesinde şu anda yine ESTER'in ahilik kutlamaları inşallah bu sene Balkanlara taşıyacağız. Balkanlarda sosyal barışın inşasında esnaf ve sanatkarın ahilen rolü diye Saraybosna'da ve Üsküp'te Eylül ayında inşallah hep beraber oraya gideceğiz. O evladı Fatihan'da buradan bir mesaj götüreceğiz. Bu manada bu ahilik kuşatmaları yani şet kuşatmaları oyunları hep oyuncular tarafından oynanıyordu. Özellikle Divan Başkanı bu işi daha iyi değerlendirir. Tiyatrocular oynuyordu.
Bu işi şu anda Ester'in fiili olarak üyeleri, yönetim kurulu üyeleri oynuyor. Yani bakırcıysa bakırcı, demirciyse demirci. Tabii kolay değil. Hep her bir 50 yaşın üzerinde insanlar aşağı yukarı 3-4 aydır gecelerini gündüzlerine kattılar ve ilk oyunumuzu Aziye Koleji'ne oynadılar. Başarıyla da oynadılar. İnşallah bu sahnede yapmış oldukları ahilik oyunu, sevgi, kardeşlik oyunu sadece bir oyundan ibaret kalmaz. Kendi aramızda da yayılır. Halk halka, hale hale yayılır. İnşallah böyle de bir temende bulunalım. Yine Ester'in faaliyetleri, tabii ekonomik faaliyetler noktasında Neova Sigorta'yla bir anlaşma yaptık. Neova Sigorta faizsiz sigortacılık yaptığını iddia eden bir kuruluş, esnafın hayatını kolaylaştırma adına indirim yaptırdık. Biliyorsunuz ters düşmeyecek şekilde sigortalarını yaptıracaklar, hem de indirimli yaptıracaklar. Buna paralel olarak yine taşımada, yine katılım bankalarıyla, biliyorsun Türkiye Finans'a 10 o zamanın parasıyla trilyonluk bir anlaşma yapmıştık. Onu yeni genel müdür tekrar yenileyelim diyor. İnşallah Türkiye Finans'a yine bir kredi anlaşması yapacağız. Daha bir büyük meblağ talep edeceğiz. Bu da hemen hemen bu ayın sonunda gerçekleşecek. Tabii Ester'in kültür faaliyetleri derken Mehmet Akif Ersoy anmaları artık geleneksel hale getirdik bildiğiniz gibi. Her yıl Taceddin Sultan Camii Şerifi'nde ve külliyesinde muhterem Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. O törenlerimiz var. Yine aşure törenlerimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ana kutlu doğum haftasını her